Profesör Mester'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursu modülüne hoş geldiniz. Online eğitim kursu kas dokuyu oluşturmaktadır. Ben James Mester ve bu modülde bir kablosuz ağın uygulanması hakkında konuşacağız. Eğer kablosuz ağları yerleştirmeniz gereken bir ortamda bulunuyorsanız, bu göz atmanız gereken harika bir modüldür. Çünkü bunu gerçekleştirirken dikkate almanız gereken şeyleri baştan sona kadar adım adım göreceğiz. Bu bir temel kablosuz ağı uygulamanız gereken N10-004 sınav bölüm 3.4'ten gelmektedir. İstemcileri yüklemeniz gerekli. Bir yerlere eksen noktalarını yerleştirmemiz gerekli. Bunları nereye koyacağız? Şifre ile eksen noktalarını ve kullandığımız kanal ve frekansları yüklememiz gerekmektedir. İyi SSID'leri ayarladık mı? Hat kesintisi iletilerinin konfigürasyonu nasıl olacak? Son olarak kablosuz ağımızın şimdi düzgün şekilde çalıştığını nasıl doğrularız? O halde 802.11 ağ oluşturma ile işe başlayalım. Bir kablosuz ağı yerleştirmeden önce kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten burada neler bulunuyor? Gerçekten farklı bir konfigürasyon tanımlamamız gerekli mi? Ve hangi tipte eksen noktalarını kullanacağız? Şimdi bu A, B, G ve N formatları farklı frekansları kullanmaktadır. Ve bunlar ayrıca farklı çıkışlara sahiptir. En önemlisi de yükleme işlemine başladığımız zaman en uzağa kadar bu erişim noktalarının kendi sinyallerini iletebileceğini bekleriz. Şimdi açıkçası bunlar nereye gittiklerine göre değişen şeylerdir. Ancak bu başlayabileceğiniz iyi bir noktadır. Ve en azından bir eksen noktasını ne kadar yakına veya uzağa yerleştirebileceğiniz ile ilgili artıları ve eksileriyle bir fikriniz olabilir. Bunu yaklaşık aralıklardan bazılarına göre yerleştirebiliriz. Güzel. Eğer bizim kablosuz ağımıza bağlanması gereken iş istasyonlarımız varsa, ilk olarak bir kablosuz istemciyi buraya yüklememiz gerekir. O halde USB yoluyla bağlanabilen bir donanım parçasını alacağız. Bu wireless kartın içerisinde bütünleşmiş olarak bulunacaktır. Bu donanımı başka bir yerden edinmemiz gerekir. Ya da bu bizim laptopumuz ile birlikte gelebilir. Bu bir masa üstünde yüklediğimiz bir kart olabilir. Bu bir kart bus bağdaştırıcı veya bir PCMCI bağdaştırıcı olabilir. Veya bu harika küçük USB anahtarı tipindeki bağdaştırıcılardan bir tanesi olabilir. Ayrıca bunun için yazılımı yüklememiz gerekiyor. Daha önce 3. parti bir imalatçının yüklenmesiyle çalıştıysanız, bunu yapmak için birkaç yol olduğunu biliyorsunuzdur. Bir tanesi işletim sisteminin kendi içerisinde bulunan beceridir. Windows bunu Windows kablosuz sıfır yapılandırma olarak adlandırmaktadır. Bunu yapmak için hangi imalatçının wireless kartını kullandığınızın gerçekten bir önemi olmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sizi kablosuzluğa bağlamak için kendi özel konfigürasyon sistemini kullanmaktadır. Şimdi bazı imalatçıların kartları Windows kablosuz sıfır yapılandırmanın ötesinde başka becerilere de sahiptir. Veya sadece bu imalatçıların kurulum rutinlerini tercih ediyor olabilirsiniz. Bunların özel sürücülerini kullanabilirsiniz. Bu yüzden eğer bir Intel kartı, Linksys kartı, D-Link kartı, Netgear kartını yükleyecekseniz bunların hepsi ayrıca kendi imalatçıya özel konfigürasyona ve kurulum programına sahiptir. Bazı zamanlarda bir seçiminiz olacaktır. Windows kablosuz sıfır yapılandırmasını kullanmak isteyebilirsiniz. Ya da imalatçının konfigürasyonlarındaki bazı ek becerilerin avantajlarından yararlanmak isteyebilir ve imalatçının programını kullanabilirsiniz. Netice itibariyle kablosuz ağa bağlandığınız sürece gerçekten kimin sürücüsünü kullandığınızın bir önemi yoktur. Bu ekranlar Windows kablosuz konfigürasyonundan alınmıştır ve burası Windows'un kendi becerilerine göre bir kablosuz ağı ayarladığımız ve yapılandırdığımız yerdir. Bu kablosuz ağ bağdaştırıcısı için bağlantıya göz attığınız zaman aslında burada bir onay imi bulunur ve size kablosuz ağ ayarlarını yapılandırmak için Windows'u kullanacağım der. Eğer daha önce bir üçüncü partiden sürücü kullandıysanız bunun işaretini kaldırın ve Intel'in kurulum yardımcı programını veya D-Link'in kurulum yardımcı programını veya Linksys'in kurulum yardımcı programını kullanabilirsiniz. Sizin için kullanılabilir durumda olan tüm ağları burada görebilirsiniz. Burada benim ağlarımdan birisi bulunuyor. Güzel. Yapmak istediğim şey bu ağ kartının özelliklerine göz atmak ve bu ekran görüntüsünü yakalamak olabilir. Öyleyse bu ağın SSID'sini biliyorum ve eğer bu SSID'yi yayımlamıyorsam bir seçeneğim olacaktır. Devam edeceğim ve bunu bağlayacağım. Bu SSID hat kesintisi iletilerinin yayımlanması hakkında biraz daha fazla konuşacağız.
Şimdi bu ağ muhtemelen bazı şifreleme tipleriyle yapılandırılmıştır. O halde ilk olarak ağa nasıl erişim kazanacağınızı veya ağ üzerinde kimlik denetiminin nasıl olacağını anlamamız gerekir. Burada çok fazla farklı parametre bulunur. Örneğin VPA, VPA2. Burada ayrıca ağ üzerinde şifre koymak için kullanabileceğiniz bir anahtar bulunur. Bunların hepsi erişim noktasında yapılandırılan ile uygun olmak zorundadır. Eğer bunlardan birisini yanlış şekilde ayarlarsanız kablosuz ağa erişim sağlayamayacaksınız. Veya kablosuz ağ üzerinden giden trafiği göremeyeceksiniz. Bu yüzden bazen erişim noktamıza geri gitmemiz ve konfigürasyona bakmamız, bu erişim noktasının yöneticisine ya da imalatçıya bunu nasıl yapılandırılacağını sormamız gerekir. Hangi tipte kimlik denetimi ve hangi tipte anahtarı size verdiler? Ben bunu kendi sistemimle aynı şekilde yapılandıracağım. Ve böylece kablosuz ağda iletişim kurabilecek duruma geleceğim. Yapabileceğiniz birkaç bağlantı daha vardır. Örneğin bu VPA için şifreleme tipidir. Seçtiğiniz kimlik denetimi tipine bağlı olarak şifreleme tipinin kendisinin farklı teknolojiler kullandığına dikkat edin. Bu yüzden tüm bunların uygun olduğuna emin olun. Bunlar birbirleriyle eşleştiği zaman her şey yolundadır. Bazen bunları inceleyebilirsiniz. Farklı tipte konfigürasyonlar oluşturabilirsiniz. Bunlardan bazılarını deneyebilir ve tahminlerde bulunabilirsiniz. Şanslı olabilirsiniz. Burada çok fazla sayıda konfigürasyon seçeneği bulunmuyor. Ve bazen erişim noktasına doğrudan erişim sağlamıyorsanız sadece bir tesadüf yeterlidir. Ağda erişim veya kimlik doğrulamasına bakmak için bir başka yol daha vardır. 802.1x kullanabilirsiniz. IEEE standart 802.1x hakkında daha önceki bir modülde bahsetmiştik. Üçüncü parti bir Redis server kullanarak ağda kimlik denetimi erişiminin sağlanması hakkında konuşmuştuk. Ayrıca örneğin bir smart kart yoluyla kimlik doğrulaması elde edebilirsiniz. Öyleyse ağda erişim sağlamanıza izin veren farklı yöntemler de vardır. Kartınızın yanınızda olduğunu ispatlar veya bir kullanıcı adı ve şifresi bildiğinizi ispatlar. Bu başka birisiyle paylaşılabilecek olan bir ağ anahtarının eklenmesinin çok ötesinde bir şeydir. Bu yüzden eğer bizim istemci iş istasyonlarımız hazır ise bu erişim noktasını nereye yerleştireceğimiz hakkında konuşmaya başlayalım. Erişim noktasının yerleşimi oldukça önemli bir hale gelmektedir. Kullanıcıların nerede olduğunu bilmemiz gerekir. Ya da kimin bu kablosuz ağa erişebileceğini bilmemiz gerekir. Bu sadece siz bir masa üstünde olduğunuzda veya bir konferans salonunda olduğunuzda mı gerçekleşecek? Öyleyse bu sinyalin nerede en iyisi olacağını anlamamız gereklidir. Bazen insanların kablosuz ağı kullandığı bazı ikincil alanlar da olabilir. Dikkatli olmamız gereken bir şey, bu yolda herhangi bir şey olmasından kaçınmaktır. Bu kablosuz sinyaller oldukça kısa bant genişliklerinde ve çok kısa frekanslardadır. Eğer bir beton duvar veya bir metal parçasına denk gelirse güç kaybetmiş olacaklardır. Sinyal gücü oldukça zayıflayacaktır. O halde duvarlardan uzak durun. Belki de tüm kullanıcılara bakan bir erişim noktasına sahip olabilirsiniz. Ya da bazı özel antenler kullanabilirsiniz. Piyasada birçok yüksek kazanımlı antenler veya tüm yönlü ya da Yagi antenleri adı verilen çok yönlü antenler bulunmaktadır. Bunları başka bir yere hedeflemek için kullanabilirsiniz. Birçok insan örneğin aynı alanda binalar arasında geçiş yapıyorsa bunları kullanır. Bu antenleri kurabilirsiniz. Bunlar her iki tarafta da birbirlerine hedeflenecek şekilde yerleşir. Ve bu ikisi arasında olduğunuzda çok iyi sinyal alabilirsiniz. Eğer direkt görüş hattının dışında olursanız bu tip antenlerde çok fazla sinyal alamazsınız. Bu gerçekten diğer tarafa sinyali yönlendirebilmektedir. Binalar arasında fiber yerleştirmesi, siper kazma, ilave antenler ekleme ve diğer binalarda bunları hedefleyen çok fazla fiziksel tipte konfigürasyon oluşturmak için önlemler alabilirsiniz. Son olarak çoklu erişim noktasını kullanmayı düşünebilirsiniz. Çok büyük ortamlarda, hatta evinizde dahi çoklu erişim noktalarına ihtiyacınız olduğu neredeyse garantilenmiştir. Benim evim çok büyük. Çok fazla duvar var. Ofisim evimin bir ucunda bulunuyor. Yatak odam diğer uçta bulunuyor. Ve kablosuz sinyalin her iki tarafa da gerçekten iyi gittiği ortada bir yer bulamıyorum. Bu yüzden ofisimde ve bir diğeri yatak odamda olmak üzere erişim noktalarım var. Şimdi tüm evin tamamı kapsama alanında. Ve bu gerçekten sinyal için oldukça yardımcı oluyor. Bu çok geniş bir binada olduğunuzda aynı şekildedir. Sinyalin örtüşmesi gerekir.
Ayrıca örtüşmeyecek frekansları kullanabileceğinize dikkat edin. Sinyal frekansları 1, 6 ve 11. Eğer çoklu erişim noktaları kullanıyorsanız, frekansların birbiriyle kavga etmesini istemezsiniz. Bu yüzden bunları farklı frekanslara yerleştirmelisiniz. Birazdan bunun hakkında daha fazla konuşacağız. Şimdi bazı varsayımlarda bulunalım. Bir erişim noktasını bu kişinin ofisine yerleştirdiğimizi kabul edelim. Erişim noktasını koymak için nereler uygun olacaktır? Bizim telekomünikasyon odamızı, veri odamızı biliyoruz. Bu bizim ağ oluşturma ekipmanlarımızın bulunduğu yerdir. Eğer bir erişim noktasını tam buraya yerleştirdiysem, bu köşe ofisin arkasında kalan yerlerden sinyal alamayacağım. Bu problem oluşturabilir. Bir merkezi alan, bunun bir sunum odası olduğunu görebilirsiniz. Bahse girerim ki bu genelde bir konferans odası olarak kullanılıyordur. Bu odanın dışında bir erişim noktası yerleştirmek ve bir tüm yönlü anten yerleştirmek harika olacaktır. Ve büyük ihtimalle ben bu alanın büyük bir kısmına ulaşmış olacağım. Opsiyonel olarak erişim noktalarını anten sinyalinin içeri baktığı ve binanın çoğu kısmını kapladığı ofisin başka bir köşesine koymak isteyebilirim. Ancak ben bunu tek bir erişim noktası ile sağlayabilirsem biraz maddi tasarruf yapmış olurum. Biraz zamandan tasarruf etmiş olurum ve her şey biraz daha basit olacaktır. Bazen bu çok basit olmayabilir. Burada çok büyük bir apartman var ve siz köşelerden başlayan aldığınız apartman kısımları ile biraz karmaşık olduğunu görebilirsiniz. Ve ortada hiçbir şey yok. Bu bir iç bahçe veya bu apartman için bir şey olmalıdır. Öyleyse erişim noktasını nereye yerleştireceğim? Bu ortamda tek bir erişim noktası muhtemelen çok fazla işe yaramayacaktır. Binanın lobilerinin yakınındaki bu alanlara sahip olduğum için belki de erişim noktasını bu lobide ve bu lobide yerleştirebilirim. Merdiven boşlukları ve asansör boşlukları boyunca kablo ve ekipmanı geçirebilirim. Ancak bir tüm yönlü anten ile bu büyük daireyi kapsayabilirim ve belki de biraz daha ortada örtüştürebilirim. Bu yolu deneyebilirim. Bu sadece zemin planının biraz incelenmesi ve daha sonra burada ne olduğunu ve kullanabileceğim antenlerin değerlendirilmesi ile halledilebilir. O halde bunun neden çok özel bir işlem olduğunu görebilirsiniz. Genelde şirketler her zaman bunu yapan üçüncü partileri tercih etmektedir. Bu kablosuz bağlantı aşağı ve yukarı geçebilir. Çünkü bazen bu biraz karmaşık hale gelmektedir. Kablosuz istemcilerimizi yapılandırırken dikkat etmemiz gereken bir şey de kablosuz şifrelemesinin kendi şifreleme tipi için WPA kullandığıdır. Web olarak adlandırılan bir şifreleme tipini kullanmak istemezsiniz. Burada webde 2001 yılında saptanmış olan şifreleme ile ilgili bazı açıklıklar bulunmaktadır. Ve bir web şifrelemeli ağa izinsiz girmek son derece kolaydır. Bu sadece birkaç dakika almaktadır. Ve sizin web anahtarınıza sahip olabilirim. Ve bu noktadan bu ağ üzerinden giden her şeyi görebilirim. Bunun yerine Wi-Fi korumalı erişim, yani WPA olarak adlandırılan bir şeyi kullanmak istersiniz. Burada farklı özellikler ve farklı biçimler bulunmaktadır. Bu gittiğiniz yere bağlı olarak biraz farklı adlandırılabilir. WPA, WPA2, WPA2 Enterprise. Erişim noktanızı yapılandırdığınız zaman en azından bu üçünden birisini kullanmak istersiniz. WPA2 Enterprise kullanın. Eğer bu yoksa WPA2 kullanın. Eğer bu yoksa WPA kullanın. Bu sayede bilindik bir açıklığı bulunmayan bir şifreleme tipi kullandığınızdan emin olabilirsiniz. Bu şifreleme tipi ile insanlar çok kolay bir şekilde birkaç dakika içerisinde ağınıza izinsiz giremeyecektir. Bu bazı ön paylaşımlı anahtarları kullanır. İnsanlara 8 ila 63 arasında yazdırılabilir ASCII karakter anahtarı verebilirsiniz. Ya da 256 bit anahtar veya parola sağlayabilirsiniz. Bu yüzden insanların ağa erişimi için birkaç farklı yol vardır. Ayrıca erişim noktalarını doğrudan yapılandırırken mantıklı yollar vardır. Daha önce çoklu erişim noktalarını ağ üzerinde yerleştirdiğimiz zaman bunu yapılandırdığımızda iyi olacağından ve çok fazla farklı frekansla örtüşmemesi gerektiğinden bahsetmiştim. Ve bu gerçekten 802.11 standardına geri dönmektedir. IEEE standardı bir araya getirdiğinde geçen yıllar boyunca çok fazla farklı şeyi yerleştirmiştir. Burada bir 802.11 A, B, G, N var. Ancak bunların kullandığı frekanslar bunların hepsinde baştan sona ortaktır.
Bu Wikipedia'da bulunan harika bir diyagram. Bu bize bu kablosuz ağların her birisi için frekans dağılımını göstermektedir. Ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nin denkine bir örnektir. Kanal 1, kanal 6 ve kanal 11'in birbirleriyle frekanslarının örtüşmediğine dikkat edin. Bu şu anlama gelmektedir. Eğer ben iki erişim noktasını bir ortamda yerleştirmek istersem bu iyi bir yol olacaktır. Şimdi alternatif olarak kanal 3 ve kanal 9'u kullanabilirim. Bu iki kanalın birbirlerinin yoluna çıkmadığını görebilirsiniz. Eğer bir üçüncüyü eklemeye kalksaydım problem oluşacaktı. Burada gidecek başka yer yok. Bir yerde çakışma olacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde biz sadece kanal 1'den kanal 11'e kadar kullanıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri haricinde farklı seçenekler de mevcuttur. Öyleyse genelde insanlar 1, 6 ve 11. kanala bağlı kalmaktadır. Burayı kapsama aldığınız sürece neredeyse her zaman burada bir başkasının bulunmasını önleyebilirsiniz. Veya kullanılabilen bir frekansa bunları ekleyebileceğinizden emin olursunuz. Orijinalde kendi kablosuz istemcilerimizde göz attığımız konfigürasyon seçeneklerinden birisi de bir hat kesintisi iletisi görmememize rağmen bir ağ bağlantıyı açabilme becerisidir. Bu SSID hat kesintisi iletisidir. Bu genişletilmiş hizmet takımı tanımlamasının kısaltılmasıdır. Ve buna eSSID isminin verildiğini göreceksiniz. Ayrıca bunun SSID olarak kısaltıldığını da göreceksiniz. Bunlar tamamen aynı şeylerdir. Varsayılan olarak bu erişim noktası bir yayımı her zaman "Merhaba, ben buradayım. Bilmeni istiyorum ki ben bir erişim noktasıyım ve sen bana bağlanabilirsin" diyerek herkese gönderir. Şimdi bunu devre dışı bırakmak için erişim noktasına gitmemiz gerekir. Ve burada olduğunu hiç kimseye söyleme. Herkesin görebileceği şekilde yayım yapma dersiniz. Öyleyse genelde varsayılan ayarları değiştireceksiniz ve bu sayede hiç kimse bu erişim noktasının bir yayım gönderdiğini göremeyecek. Aklınızda tutmanız gereken bir şey de bu güvenlik değildir. Bu herhangi birisinin erişim noktasına ulaşmasını önlememektedir. Bu basit bir şekilde sessiz kalmaktadır. Böylece insanlar burada bir erişim noktası olduğunu bilmezler. Hala paketlerden doğrudan SSID bilgisini alabilirsiniz. Öyleyse eğer herhangi birisi burada bulunuyor ve havayı teneffüs ediyorsa paketleri de izliyorlardır. Ve hala SSID bilgisini görebilirler. Kimseyi kandıramazsınız. Erişim noktanızda bunu göreceksiniz. Bu gelişmiş kablosuz ayarlarım altında benim erişim noktamdan ulaşılır. Burada erişim noktasını etkinleştirme seçeneği bulunur. Ve burada SSID yayımını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bir seçenek bulunur. Yani oldukça basittir. Ben bunun işaretini kaldırdım. Ve şimdi benim yayımım tamamen kayboldu. Ve istemciniz ağınızda olduğu sürece bir yayın duyulmadan erişim noktasını kullanabilirsiniz. Ne yazık ki tüm makineler tamamen aynı şekilde çalışmamaktadır. Seçme şansınız olmayabilir. SSID yayımını göndermek zorunda kalabilirsiniz. Sadece bu erişim noktasının korunduğundan emin olmak için bir kimlik doğrulaması ve şifrelemeye ihtiyacınız olacağını anladığınızdan emin olun. Kablosuz ağınız çalışıyor. Siz kullanıyorsunuz, insanlar ağı kullanıyor. Ancak bu gerçekten o binanın daha uzaktaki bölümlerine ulaşıyor mu? Bu binanın aynı alanlarında bulunan ve çakışmaya neden olan başka aygıtlar var mı? Bir mikrodalga fırın sizin kablosuz ağınız için çok fazla müdahale oluşturuyor mu? O halde söyleyebileceğim şey, bir spektrum analiz edici gibi bir şeye bakmanız gerektiğidir. Ağın dışında sinyallere göz atar ve size herhangi bir şey bununla ilgili herhangi bir problem olup olmadığını söyler. Eğer binanın uzaktaki bir köşesine gidersek hala sinyali görebilir miyiz ve bunun ne kadarını görebiliriz? Belki de biz biraz daha iyi çeken antenler yapmalıyız. Binadaki ihtiyaç duyduğumuz her alanın bizim erişim noktamızdan gönderilen bu kablosuz sinyali düzgün bir şekilde görebildiğinden emin olmak için sinyal kalitesinde bazı değişiklikler yapabiliriz. Şimdi kablosuz ağımızı bir araya getirdik, istemcileri yapılandırdık, bunu anlamak ve kullanmak için işin büyük kısmını hallettik. Şimdi neler öğrendiğimizi hatırlayalım. İlk sorumuz tüm 802.11 kablosuz ağlar için hangi şifreleme tipi kullanılmalıdır? Bu bizim ilk sorumuz. Çünkü bu gerçekten çok önemli. Ve cevabı VPA veya VPA2'dir. Bunlar içerisinde VPA harfleri bulunduğu sürece iyi bir durumda olacaksınız. Bir sonraki soru,
hangi 3 kablosuz kanal Amerika Birleşik Devletleri'nde örtüşme olmaksızın kullanılabilir? Bunlar kanal 1, 6 ve 11'dir. Bu kanallar erişim noktası kanalları yapılandırmaya kalktığınızda büyük üçlüdür. Hangi özellik erişim noktasının ismini gizlemek için devre dışı yapılabilir ve böylece bir başkasının erişim noktasını görmesine engel olabilir? Bunun cevabı ESSID hat kesintisi iletilerini gizledir. Şimdi A'dan Z'ye her şeyi görmüş olduk. Bir erişim noktasının yerleştirilmesi, bazı istemcilerin yapılandırılması ve yüklemenin doğrulandığından emin olmak gibi. Bu modülde bunların hepsini görmüş olduk. Eğer diğer Network Plus videolarını izlemek isterseniz, bizim mesaj panolarımıza katılmak ya da bana mesaj göndermek isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com